Tarih 24 Şubat arkadaşlar. Bu aralar videolar oldukça fazlasıyla birbirine karıştı. Neler yapacağız, neler yapmayacağız derken Musa da birazcık geriye düştü. Neden Musa geriye düştü? Yaptığı o güzel harika montajların sonrasında videolar izlenmeyince Musa'nın modunu şu anda gerçekten görseniz. Huzurum yani kabul aynen. Saçları döküldü diyeceğim ama zaten aldığımızda da döküktü. Şimdi yapacak da bir şey yok. Elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Son malum proje aracımız GTR satıldı. Satılınca da o gün video çekemedik. Şimdi alıcı adama da ayıp olur zaten. Hayırlı uğurlu olsun. Bir şeyler alalım diyoruz. Piyasa iyi gitmiyor. Birçok sorun yaşıyoruz. Mercedes'e bakıyoruz. BMW'ye bakıyoruz. Fiyatlar aldı başına gidiyor. Piyasada araba yok falan. İçeriden bir şeyler çekelim diyoruz. İçeride birçok araba olmadığı için çok fazla da size YouTube videosu izletemiyoruz, proje izletemiyoruz. Ali dayımız var işte, moral motivasyon olsun diye bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yurt dışı kargo oradan bağırıyor, Bertuğrul buradan bağırıyor falan bir şeyler oluyor. Şimdi bak kargocuları görüyor musun bak? Bunlar para taşıyor, para. Lan reklam yapıyorum bak, ikisinin yan yana. Farına bak, farına Allah aşkına. Mustafa abi şu arabayı da bir kapla ya. Kapla, git sen bir far taktır önce. Bak görüyor ne oldu? Parası olan, parası olmayan. Şey gibi oldu, peşin bunlar satan birisiye satan. Bunlar paketi 30'a taşıyor, onlar 5 liraya taşıyor. Yok, yok yani. Şimdi, ben bunu niye atayım ya? Ne yaptık? Bugün pazartesi, ben bir spora gideyim dedim. Emre Deniz Kutlu hocam dedi ki abi benim arabayı da kaplayalım dedi. Spor hocama kıyamadım Emre'ye, dedim ki tamam Emre'cim alalım getirelim. Şimdi Audi'sinin ufak tefek eksikleri var. Onları çözdükten sonra rengine kara verip yapacağız. Neler var neler yok, bir tane günaydın, Range Rover'ımız var. Günaydın. İyi hafta başları. Ve herkese rakibim geldi. Bol iyi günler. Ne bileyim sağlıklar. Ne oluyor Ali dayı? Ne oluyor? Bundan sonra böyle başlarım. Pazartesi sendromu hikayelerini ben anlatacağım. Dön bakayım Ali dayı. Evet arkadaşlar, şimdi A-Class Car Styling'e mekanikçi ve kalfa arıyoruz, çırak arıyoruz. Lütfen oraya yazabilirsiniz. Oradan Aykut ve Ali Bey sizinle ilgilenecekler. Yeni yerimize yeni arkadaşlar arıyoruz ama bak mekanik, kaplamacı değil. Mekanik ve bir tane çırak veya kalfa. Orada tamamız. Ali dayı? Evet. Sen şimdi de kamera. Anlat arabayı. Bayanlara bir iki kelime konuşacağız. Anlat. Bayanlar, olay gelsin. Bir daha o rakiyi dışarıda bırakmayın. Kurban olayım, acından ölmüş. Ya 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 Ertuğrul ne yapıyor? Cuma Ali gelsin. Tamam Ali. Karnı doyurduk tamam, gel. Ali dayı. Evet. Haklısın. Vallahi hayvancağız mı oldu ya? Değil mi cuma? Vallahi içeride yatırdık, içeriden çarptık. Senin hindinden verdik. Ver yesin, kurban olsun. Kurban olsun. Rakı bir daha aç kalmasın. Rakı aç kalmasın. Tek biz aç kalalım da rakı kalmasın. Hayvancağız dışarıda titriyor. Baktık dayanamadık, içeri aldık. Evet başkanım, ağabeyçe ne yapıyorsun? Ağabeyçe ne yapıyorsun? Sen bugün çok heyecanlısın Ali vallahi dayı. Vallahi bilmiyorum, bir heyecan. Heyecan geldi. Güzel güzel, heyecan güzeldir. Arabayı kaplıyoruz Ali dayı. Arabayı kaplıyoruz. Bu kimin araba? Bizim spor hocasının. Emre Bey. Emre Bey. Emre Bey'e selam olsun buradan. Ali dayı seni öpüyor Emre Bey. Ne yapıyoruz başkanım? Rengine beraber karar veririz. Jantları boyanacak, panjur boyanacak, frenler boyanacak ve egzozu değişecek. Renk. Rengine birazdan karar veririz. Tamam, tamam. Senin kulaklar ağırmış diyor. Ağırmış diyor. Ağırmış. Böyle enerjik başladık. Bir de içeriye gidelim, içeriye bakalım. Bu arada biliyorsunuz arkadaşlar, yeni bir iş yerimiz var artık İstanbul'da. Yani iş yerimiz derken Aykut da yani F355 ailesiyle GMG Garaj ve Civicbox ailesinin ortak kuruluşu olan A-Class Car Styling, hayırlı olsun. Vossen'in jant bayiliğini aldık biliyorsunuz. Onun distribütörlüğünü aldık komple. Onları getirip satacağız. Birçok ürün getireceğiz. Birçok ürün satacağız. Mücadeleye devam. Şaşırdın değil mi? Aynen. Araba abi elde tutulur bir yanı yoktu. Gördüğün gibi bak, arabanın her yerinde boya hatası vardı. Hexis'in karbonu vardı elimizde. Dedik biz de mavi karbon yapalım, bütün hataları kaybolsun. Bayağı iyi. Emre'nin haberi bile yok şu anda. Arkadaşlar gece mesaisindeyiz. Çünkü İstanbul'a gideceğimiz için bu hafta birazcık elimizdeki işleri sonlandırmamız gerekiyor. Audi bugün Allah'ın izniyle %80 liter veda gitmek üzere. Yarın sabah vedarla Range Rover'u ikisini de komple ısıtacağız. Bütün işlemleri olduktan sonra, fönler bittikten sonra temizliği, kontrolü bitiyor. Her arabayı hemen hemen zaten iş temizliğini
deri olduğu için yapıyoruz. Siyi de sünger dediğimiz genel temizlikle siliyoruz. Sonrasında hepsini bitirdikten sonra müşterimize fotoğraflarını çamurluk işlerine kadar yalayıp yutuyoruz ya. Aynen. Daha imkanı yok, bir yerde göremezsiniz yani. Böyle kaplamada kap, böyle çamurluk içine impossible. Yok. Yok yani. Yapıyoruz abi. Yapıyoruz. Fırçamız, her şeyimiz çok şükür var. Kendimizi geliştiriyoruz. Her şeyi alıyoruz. Kaçınmıyoruz. Yani hepsi bizim için önemli. Bir kere işimizi sevdiğimiz için bir şekilde devam ediyoruz. Genel heyecanlısın değil mi? Bugün biz onun hakkında mesaiye kaldık ya. Aynen. Çok heyecanlıyım. Bilemezsin. Ne kadar heyecanlısın? Belli olmuyor mu? Ellerin titriyor. Aynen. Çalışmaya eskidik lan. O gün öyle diyor. Mustafa abi diyor. Yat nereye kadar ya diyor. İstanbul'a gidip geleceğiz. İstanbul'dan ev bakıyoruz. Kenancığım özellikle yüzme havuzu ve spor salonu bir ev istiyor bence. Ya evet. Aynen. Yüzme havuzlu, spor salonlu. Harbi spor salonu olursa iyi olur ama. Var var, öyle tutuyoruz zaten. Öyle yok. Öyle. Biz oraya rezillik çekmeye gitmiyoruz, o eskiden de. Vereceğiz en güzel yeri. Kalacağız. Masa 5 dakikalık yürüyecek, tık 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 pat. Evde sporunu yapacak, aşağıda kafes, her şey olacak. Ben olurum, onlar olur, kim olursa olsun buradan çalışan herhangi bir arkadaşımız. Kafası rahat olsun ha. Yıllarını verdi bak, bu adamın kafasında saç kaldı. Yok ya. Benden çok var abi. Kenan bir garip fikir şey yok herhalde onda. Fikir ya. Yok. Fikirsiz. Çok rahat. Fikirsizsin sen. Saçların ağrıdı. Göğsümdeki kıllar ağrıdı. Furkan'ı daha yaşlandırmadık. Ramazan abi zaten benimle yaşlanıyor. Kespir gel. Ne yaptı öz? Şanzıman düşmanı. Yapma öyle. O şanzıman bükücü. Oğlum sen de benim gibi kırışmışsın ben. Sana küçükken denize götürüp yoğurt mu sürdüler yüzüne? Hayat abi, hayat bizi böyle yaptı. Doğru, senin için. Kim bilir senin için neler var. Bir gün ne yapalım biliyor musun? Bu gençlerle yaklaşık 1,5-2 dakikalık, 3 dakikalık her neyse kaç yılında doğduğunu, anne baba... Belgesel, YMG belgeseli. He? YMG belgeseli. Nereden nereye geldiklerini, nerede okuduklarını, buraya gelmek için verdikleri mücadeleleri, çalışmalarını, azimlerini, hayallerini. Gerçekten annesi babası ayrı değil mi? Evet. Öyle bir çocuk. Kaosun içinde büyüyorlar. Allah kimsenin yuvasını bozmasın. Buralara kadar geliyorlar. Sağ olsunlar. Temiz arkadaşlar. Kimi şanslı, kimi şanssız bir şekilde devam ediyorlar. Bak şimdi ben sana sorayım mı? Şimdi mi anlatıyoruz? Yok yok. Hayır, bir anlat bakayım. Kısa mesela 5 sene sonra kendini nerede görüyorsun? Ya şu klasik soruyu herkes niye soruyor ki? 5 sene sonra kendimi... Yarısı ya bu şekilde hep bir arada olursak yine burada oluruz yani. Nerede olacağız başka? Ziya. Yalan mı? Atma Ziya. Aslan adam attı. Sen? Kendime 5 yıl sonra. Evet, vurulamayan adam. İnşallah polis olurum abi. İnşallah polis. Aynen. Böyle bir hayalim var ha. Mehmet de? Ben göremiyorum abi. Buralar var. Buralar var. Ben göremiyorum. Rahmetli Hüsnü Yazıcıoğlu demiş ya, bir dakikasını sonrasını bilmedim bu hayatta. Evet. 10 yıl nereden bileyim diye. Her Ramazan abi. Şehrin sonu karanlık. Şehrin sonu karanlık. Aa. Sen 5 yıl sonra nerede görüyorsun emekliliği hayalleri olan Ramazan abi? Köyde hayvancılıkla uğraşırım ben. He? Köyde hayvancılıkla uğraşırım. 200 sene sonra kaçıyorsun o zaman desene. Sen nasıl geldin buraya ya? Abi şöyle, Kırşehir'den buraya geldim direkt. Kırşehir'e. Aynen, 2007 yılında geldim. Ondan sonra 24 tane iş değişikliği yaşadım Ankara'da. 24 tane? Beğenmedim. Burayı alacağımızı beğendin mi? Alamadık. Alacağını alamadık. Aynen. Davalık oldun, onu da çaldılar sana. Davalık olduk, onu da bize geçirdiler. En sonunda buradayız işte, 8 sene. Emre bizim yeni Şirin Baba gibi çapkan var Emre. Ama sus, aç da saçlarını bir görelim. Hangi saçları? Önleri biraz fazla aldırmış lan. Emre'miz de bizim çok çalışmış, bu saçları boşuna dökmemiş, uğraşmış. Eski yıkamacılık da yapmış, hala bizim personel olarak gerçekten bir geldi bir gitti, bir geldi bir gitti. Nasip en son uygar gibi diye Emre'yi çağırdım. Böyle bir mesai gidiyor, sana montaj düşüyor. Gel lan ben seni çekeyim mi? Konuşmak istiyor musun? Ben mi? Ha. Belgeselde konuşayım. 5 sene sonra kendini nerede görmek istiyorsun? Ben mi? Yok ben mi diyorsun? Sana ne diyorsun? Ben sen mi diyorsun? O ben de klasik oldu ya hep. Bir evet, soruyorum. Soruyorum. Merhabalar, YMG TV. Merhabalar. Kendinizi 5 sene sonra nerede görmek istiyorsunuz? Acun'un koltuğunda. Acun'un koltuğu değil de yanın falan. yönetmen olmak istiyorum. Yönetmen. Öyle bir hayalim var inşallah. Birlikte bir film çekersek efsane olur. Ben sana bir film çekeceğim. Kısa, konulu. Konulu tamam. Evet. Kaç dakika?
Musa Bros. He? Musa Bros stüdyolarında çekilmiş. Warner Bros'tan Musa Bros'tan. Musa Bros. Benim şimdi hayalim nasıl Musa'yla? Musa gerçekten işini çok seviyor. Çok ciddi, güzel, aynen, saatlerce uğraşıyor. Bazen diyorum ki ne kadar uğraşırsan uğraş maalesef ratingi tutmuyor ve kat diye yüzü düşüyor. Aynen. Bazen diyorum sal gitsin ya, sal, anladın mı, sal. Yani uğraşma. Evet, benim de hayalim var. O gördüğünüz güzel araçlar bizim arkamızda duruyor ama müşterilerimiz olduğu için tabii ki kombinasyon çok zor. Buralarda Ostim'in içindeyiz. Neler yapacağımızı bilmiyoruz. İyi bir yere gitsek arabanın riskine girmek zor. Onun için ne yapıyoruz? Musa'yı İstanbul'a götürür. Modifiye edeceğiz. Elimizdeki imkanlarla oradaki yaptığımız bir tane avantajı var. Evet. Urus'ta. Bir tane daha var, motor olabilir, nazar değmesin. İki tane veya bir tane Urus var en kötü. i8 yapacağım, belki ben çekeceğim, belki sen çekeceksin. Onun bütün her yeri Forzik Carbon olacak. Birçok elimizde araçlar olacak. Geleceğiz, gideceğiz, galaya gideceğiz, katılacağız. YouTuber arkadaşlarla tanışacağız, sohbet edeceğiz. İşimizde ne gerekiyorsa yeniden spor videosu çekeceksek çekeceğiz. Aynen. Ben senin hayalini anlıyorum, benim de hayallerim var. Ama bir şekilde bir yerlere yetişmek bizim için de zor. Bak saat 10 oldu. Çoluğumuz çocuğumuzu hiçbirimiz görmedik. Domates, salatalık, salam yiyip birbirimize bazen giydirsek de bir şekilde Allah gerçekten her şeyi biliyor, görüyor. Azimle çalışmaya devam ediyoruz. İnşallah bu söylenenler gençlere, arkadaşlarımıza küpe olur mu? Olur. Musa gülüyorsun. Kedi bak küpeyi, küpeyi getir. Küpe oldu. Ben de alıyorum abi küpe olarak, seni belirtiyorum. Valla almazsan zaten eşeceksin yani. Sarıl bakayım ben. Neyi? Sarıl. Benim oğlan kadar zaten, benim oğlan bu kadar işte. Aynen. Ya paranın boyu uzun ya. Valla 45 giyiyor. Aynen. Her neyse, uzun lafın kısası, senin video da bayağı patladı. Aynen. Ama insanlar bunları da özlemişti. Biz içimizden geldiğince koyalım. Maksat arkadaşlar, bir tane elektrikli hibrit araba çıkmış. Yok cantı böyleymiş, yok şöyleymiş, biz bunlarla uğraşamayız. Herkesin kendi bir şey var, bunları var. Yani Doğan Kabak ne yapıyor? Bu işi yapıyor, bu işten para kazanıyor, bu işi sunuyor. Sponsorları var, çekilişleri var falan filan filan filan. Biz de bu işi yapıyoruz ama biz işimizi yapıyoruz, bundan para kazanıyoruz. Şeffaf araç kaplama filmi yapıyoruz, yüküyoruz. Sanki bu arabadan ülkede bir denge var. Gerçekten, biz babaya da yakışık. Ömür belip geçiyor ya, ama. Musa parfümü de güzelmiş. Eyvallah. Ben sana bir film çekeceğim. Kısa, konulu. Biraz daha sarılırsanız yanlış olur. Arkadaşlar, bugün günlerden salı, soğuk bir Ankara ve kar yağışı hiç eksik olmuyor maşallah. Tabii ki su da lazım barajlara, değil mi Musa'cığım? Evet. Şimdi bu Porsche'u alıyoruz, sıfır araba, indiriyoruz. Gördüğün gibi Super Mario'lar getirmiş arabaları. Bu arabayı güzel bir şekilde şeffaf kaplayıp arkadaşıma teslim ediyoruz. Böyle bir hafta yapıyoruz. Çok fazla içeriğimiz ve çok inanılmaz şekilde farklı otomobillerimiz yok. Zaten bu tarz şeylerde biliyorsunuz spor otomobiller pek fazla çıkmıyor. Evet. Hava kötü, motivasyon kötü, hayat şartları kötü. Allah her şeyin hayırlısını versin. Amin. Allah kalbimize göre versin. Allah razı olsun abi. Allah razı olsun, daha ne diyeceksin abi? Ben sana yol yapıyorum şimdi. Sen gel oradan. Gel. Buyur Musa. Eyvallah. Kırmızı halımız yok ama idare et artık. Olsun. Sorun değil artık. Bir dahaki sefer. Görüşürüz.
Arkadaşlar, bu kadar koşturma, bu kadar mücadelenin ardından bugün biraz yoğundum. Rubicon'a özel bir video yapacağımız için onu da arada böyle sıkıştıralım dedim. İstanbul'a gideceğim malum. Gitmeden önce onu da çekeyim dedim. Çünkü gittiğim zaman hepsi yarım kalacak. Şimdi neredeyiz? Versus'tayız. Versus'taki bu gençler kendi başına ufak bir iş yeri açmışlar. Aylar önce bize gelmişlerdi. Abi bize bir proje ver, biz sana kendimizi kanıtlayalım. Gör bakalım demişlerdi. Şimdi göreceğiz bakalım neler yapıyorlar. Evet arkadaşlar, Rubicon'un parçaları geldi. Rengine daha henüz karar veremedik. Bir yeşil dönüyor ama hangi yeşil ben de bilmiyorum. Cem gider ayak Çin'e demiş ki böyle bir yeşil olsun ama ben de henüz karar veremedim. Desteklemiyorum bu rengi ama bakalım ne olacak. Kabut, ön panjur, ön tampon, arka tampon, çamuru kaldırı, depo kapağı, aynalar, otomatik yan basamak, her şey hazır. Ben arabayı buldum, malzemeyi buldum, müşteriyi buldum. Kamera sende, kamerayla da Salih sende. Tamam. Ben aşağı iniyorum. Ben de. Özellikle rengine Cem karar verdi. Füstük yeşili. Evet. Füstük yeşili olduktan sonra ön tamponuna 7-8 çeşit ön tampon getirdi. Sonrasında ne yaptık? Ön tampon. 2 tane sis kapası. Ön panjur. Detli far. Ön kabut. 4 tane çamurlu ağzı. Lastikleri büyüttük. Hiç bu araca takılmamış elektrikli basamak taktık. Bir de üstüne beyni bozuk çıktı. Onu da tamir ettirdik. Ama sonunda onu da yaptık. Şuna bir bak. Bunu da yaptım. Süper. Stoplar netti. Depo kapağı değişti. Ve arka tamponu da değişti arkadaşlar. Kapı döşemelerini arkadaşlar deriyle böyle güzel bir sarı detay geçtik. Versus ailesine götürdük aracımızı. Bütün içini zaten anlatmıştık. Onları çözdü sağ olsunlar. Tabii ki Cem özellikle benden siyah koltuk istemişti. Ben ona güzel bir tasarımla gerçekten arkadaşların eline sağlık. Güzel bir böyle çizgili Rubicon yazılı. Bütün kemerleri, her şeyi sarı detaylı iç döşemelerin hepsi yapıldı. Tabii ki bu arada piyano bilek detaylar da kattık kapı kollarına falan. O zaman sana hayırlı uğurlu olsun diyorum. Teşekkür ederim. Gel canım, seni döpeyim. Elinize emeğinize sağ olun. Sağ olun, biz teşekkür ederiz kardeşim. Sağ olun.
Cem bizim çözüm ortağımız zaten. Birçok işimiz, her şeyimizi çözüyor. Zart getiriyor, zurt getiriyor. Anahtarlığımız, ufak tefek bütün ithalatlarımızı, büyük ithalatlarımız, hatta Türkiye genelinde birçok şeyi getiriyor. O yüzden şu anda puzzle gibi birçok arabanın partisini getirdiği için kafası rahat. Aynen. Sen de bir şey istiyorsan lütfen Cem'e danış. Abi Maria ön tampon varsa. Allah'ım. Videoyu bitir. Maria ön tampon bitir. Bravo'nun ön tamponu var. Salih yeni almış, olmaz mı? Haydi bakalım, görüşürüz arkadaşlar. Why you lying? Oh, I kidding.